Oyunun özellikle ilk yarısında geçişler konusunda biraz sıkıntı yaşadık. O da çok kolay değil tabii Fenerbahçe ile oynamak. Özellikle Taylan karşı pres alanında kaldı. Oradan çıkıp belki savunmanın arkasına birkaç tane derin top daha atabilseydik bizim için çok daha iyi olabilirdi. Ama oyunun büyük bir bölümünü de kontrol ettik. Duran topların dışında çok da pozisyon vermedik. Tabii oyunu topsuz olarak da kontrol etmek çok önemli. Oyunun büyük bir bölümünde oyunu kontrol ettik. İkinci devreki senaryoda tam istediğimiz gibi gelişti. Hem doğru geçişler yaptık birkaç tane, hem de net pozisyonlar yakaladık. Yani bir gol yetmiyor maalesef Fenerbahçe stadında. Birkaç gol atmak lazım. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Üzerine koyarak giden bir Ankara gücü var. Ligin boyu kısaldı. 8 maç kaldı. Özellikle içeride oynayacağımız çok kritik bir Perşembe günü Giresun maçı var. Tekrar ona odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Bu kadar basit mi hocam? Yani bu sahada yaşananlar. Ankara gücü yönetimi bir ara sahadan çekilmeyi bile Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan sonra tartıştılar. Başkan Faruk Koca şu anda insanların kolları arasında belki de hastaneye gidiyor. Yani, yani bu hakem hakkında herhangi bir şey söylemeyecek misiniz? Yani ne söyleyeyim, ben hani sahanın içinde kalmak istiyorum. Onu gerekli herkes değerlendirir. Şu anda hani duygusal tepkiler vermek bize zarar verir. Biz şimdi önümüzdeki Giresun Spor maçına bakacağız. Hani ben bunları daha önce çok yaşadığım için yani biliyorum yani bir şey değişmez. Buradaki sorun bu hakemin burada yaptığı davranış değil yani. O öncesi var. İşte bir sürü gelen olaylar var. Hani işte iki kulübün çekişmesi maalesef Türk futbolunu bu duruma sokuyor yani. Ama hani ben yine sahanın içinde kalmak istiyorum yani. Hani söyleyecek de çok fazla bir şeyim yok. Başka sorusu olan? Teşekkür ederiz. Buyurun. İlker Yılmaz Maçkolik. Hocam uzun zamanda kulüp takımı çalıştırmıyordunuz. Ankara gücüne geldiğinizden bu yana sizin motivasyonunuz daha bir yüksek görüyorum. Doğru mu görüyorum, bu birinci soru. İkinci sorum da Arda Güler ve Lamine Diak bugün çok iyi futbol oynadılar. Birisi eski öğrenciniz, birisi de yeni öğrenciniz. Bu iki oyuncu için neler söylersiniz? Ya biliyorsunuz bir 5 yıl milli takımlarda görev aldım her kademesinde. Benim için bir onurdu. Yani orada bir misyonum vardı. Onu tamamladım. Daha sonra da işte doğup büyüdüğüm, çocukluğumda yetiştiğim Ankara Gücü Kulübü'ne teknik direktör oldum. Yani bundan onur ve gurur duyuyorum. Her zaman motiveyim. Yani yapacak bir şey yok. Biraz da yaşlandık. Daha olgunlaştım. Yani olaylara artık neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Farkındalık kavramım çok daha fazla gelişti. Yani bir şey söylemenin de çok anlamını bulmuyorum. Yani hani bir şeyleri söylemenin bir getirisi olmuyor Türkiye'de. Tam aksine götürüsü oluyor. Oyuncular zaten Arda çok büyük bir yıldız. Hem Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hem milli takıma büyük katkılar sağlayacak. Hem de çok terbiyeli. Annesine babasına teşekkür etsek az kalır. Lamin, ciddi teklifler var Lamin'e. Şimdi değerini daha da yükseltiyor. Performansından çok memnunuz. İşte ben geldiğimden beri daha iyi bir Lamin oldu. Daha da iyi olacak. Yolumuza devam edeceğiz. Başka sorusu olan? Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.